ihtiyacım var. Sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam, hemen hazırlarım. Süt. Oo, bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. Al bakalım. Sanırım bunu yapmasan iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma, canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacığım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur, çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon, artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu askı aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim. İskemlenin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadi ye kahvaltılık gevreğini. Ha? İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki, ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. Kahveden nefret ediyorum. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Tatlım. Ah, kim o? Ah, gözlüğümü takmalıyım. Hadi kalkma vakti. Ah, selam baba. Pekala, hadi dişlerini fırçalayalım. Kahvaltılık gevreklerinin hepsini bitir ki büyüyüp güçlü ve akıllı ol. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Pekala, okula gitmeye hazır mısın? Ha? Aa, şu ayakkabılarını da bağlayayım da takılıp düşme. Aa, amanın saçların çok dağınık. Of, saç lastiği. Bir deneyelim bakalım. Mesela şöyle bir şey. Hayır, bu iyi değil baba. Pekala, o zaman başka bir şey deneyelim. Kıpırdayıp durmasan çok daha kolay olabilirdi. Bir dakika, aslında dönmeye devam et. Aferin tatlım, devam et. Ve şimdi lastiği takıyorum, o kadar. Vay canına, tek boynuzlu at boynuzu gibi. Girin.
Oh, benim tatlı prensesim gelmiş. Okulda günün güzel geçti mi? Pekala, işimi bitirene kadar sen biraz otur. Neredeyse bitmek üzere, onun için usludur. Ama ben sıkılıyorum. Aa, neredeyse bitti. Ah, olamaz, nereye gitti? Ah, çık şuranın altından. Şimdi usludur ve tam orada otur. Ah, çocuklar da zor. Bir dakika, o da ne? Oh, olamaz. Dur, dur, o babanın işi. Şimdi şurada otur. Ama ben sıkıldım. Pekala. Buna ne dersin? Telefonumla oynamak ister misin? Yaşasın, ekrana bakacağım. Bunun şarjı bitmiş. Olamaz. Şarj kablosu bozulmuş. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Belki de şu telefon kılıfı ile bir şeyler yapabilirim. Pekala. Şu mendili kullanabilirim. Şimdi de plastik kılıfı tutkalla dolduruyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi saç düzleştiriciyle mühürlüyorum. Ve telefon kılıfının üstüne koyuyorum. Simli çerçeveyi de ekliyorum. Harika, artık bununla oynayabilir. Evet, buna bayılacak. Al bakalım. Vay canına, bunun içinde pembe çiçekler var. Resmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam. İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Pembeyi deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika. Güneşte çizeceğim. Bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Sonra bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Of, bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Pekala tatlım, aç bakalım ağzını. Hayır, tadı iğrenç. Dişlerini güzel ve temiz tutmalısın canım. Pekala, tek boynuzlu ata bak. Vay canına, dur bir bakayım. Bir dakika, bu bir duş fırçası. Beni kandırdın. Bütün gün bu işte uğraşamam. Buldum. Belki de bu kaşlar işe yarayabilir. Bu tiyoda tek gereken süs taşları ve kartona çizilmiş bunun gibi bir resim. Taşlara tutkal sür. Sonra resmin üstüne yapıştır. Dişlerini gösteren gülümsemeler elde edene kadar buna devam et.
Taşlara kalemle leke yap. Dişlerini fırçalamayı unutmuş gibi görünüyorlar. Tatlım, bir oyun oynamak ister misin? Dişlerdeki bütün lekeleri temizlememiz gerekiyor. Ay anne, bu dişler ne pis. Şimdi tertemiz oldular. Belki de kendi dişlerimi de temizlemeliyim anne. İyi fikir, işte fırçan. Acaba bu gelen de kim? Selam, paket mi gelmiş? Teşekkürler. Oo, Cina'nın doğum günü hediyesi. Kutusu ne güzel. Umarım bunu sever. Ah, yüzündeki ifade inanılmaz olacak. Çok güzel bir kupa. Herkes çok kıskanacak. Onu hayatı boyunca saklayacak. Hediye seçiminde çok iyiyim. Şöyle hızlıca bir bakayım. Ah, olamaz. Kırılmış. Bu bir felaket. Ne yapacağım? Üzgünüm Cina. Seni asla üzmek istemezdim. Olamaz, olamaz. Bu aldığım en iyi doğum günü hediyesi. Popitler çok eğlenceli. Ah, olamaz. Geliyor. Belki fark etmez. Hadi ama, bu çok stresli. Hadi yapışın lütfen. Bu sonuncu parça. Tamam, şimdi daha iyi görünüyor. Bundan sıkıldım. Daha fazla zaman lazım. Yastığın altına saklayayım şunu. Selam babacığım. Düşün, bir şeyler yap, ne olursa. Aa, vay canına, bir hediye. Acaba içinde ne var? Ben düşündüm ki anlayacağın. Bu çok heyecan verici. Bir dakika baba. Buna bayıldım. Baloncuklu naylon. Bu popite ihtiyacım kalmadı. Yaşasın, çok eğlenceli. Teşekkürler babacığım. Doğum günün kutlu olsun canım. Bundan daha sonra kurtulurum. Çikolata alabilir miyim? Yaşasın, çikolatayı çok seviyorum. Nefis. Üzüm yerdim ama şimdi orada çikolata var. Küçücük bir çikolatadan bir şey olmaz. Kendimi ödüllendireyim. Bir tanecik daha. Raporu neredeyse bitirmek üzereyim. Ha? Kase boşalmış. Olamaz, buna inanamıyorum. Bütün çikolataları yemişim. Hayır. Hayır. Bunun olmasına izin veremem. Sonra çok üzülür. Anneciğim, ben geldim. Ah, bir şey yapmalıyım. Hem de çabuk. Belki de şu üzümlerden faydalanabilirim. Onları şöyle kağıda sarsam ne olur? Herhalde denemekten zarar gelmez. Üzümleri paketleyeyim. İşte oldu. Bu sonuncusu. Selam tatlım. Seni çok özledim. Anneciğim, atıştırma zamanı değil mi? Tamam, teşekkürler. Bay bay. Acaba fark edecek mi? Ha? Bunun tadı aynı değil. Dinozorlarımla oynayacağım. Oh, az kalsın fark edecekti. Flamingo, git buradan. Bu kalemle balonuma resim yapacağım. İşte gülen bir yüz çizdim. Ay, benim küçük ressamım. Balondan yüz en güzeli. Celi, bunları patlatmaya doyamıyorum. Ah, ne tatlı. Şu minik ellere bak, ne hızlı. Kim makarna ister? O kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha işte açıcı görünüyor mu? Hayır, teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum.
Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Oo! Şimdi makarna geliyor. İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha? Ha? Bunlar popik makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu söylemene bayılıyorum. Biliyor musun? Ne akıllı bir oğlan. Ha? Nereye gitti bu? O daha bebek, çok uzağa gitmiş olamaz. Neredesin? Ay, her yerde çok fazla oyuncak var. Sanırım ortalığı toplamalıyım. Burada mısın? Seni duyabiliyorum. Niye bu kadar iyi saklanabiliyor ki? Belki de bu dolabın içindesindir. Dur, kaçma. Seni nihayet buldum. Anneni kucakla bakayım. Senin böyle kaçıp durmanı engellemem gerek. Ve bu oyun parkı tam gereken şey. Bakalım bundan da kaçacak mısın? Keşke daha önce düşünseydim. Artık kitabıma geri dönebilirim. Çok iyi işe yaradı. Bip bip. Bak anne. Ne? Şimdi olmaz. Annem programı seyretmeye çalışıyor. Annen ne dedi canım? Git orada oyna. Bip bip. Ay. Pardon. Bu oyuna bayılıyorum. Annem çok şapşal. Anne bak, başın yolumun üstünde. Tamam, yeter artık. Gel buraya. Üzgünüm anne, sessiz olacağım. Çok geç. Yere bir bant yapıştırıyorum. Birkaç tane daha yeterli olur. İşte. Ah, çıkmam güvenli mi? Daha değil. Annenin işi var. Bu keçeli kalemle birkaç detay ekliyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Bitti. Tatlım, gel buraya. Annenin sana bir sürprizi var. Sürprizlere bayılırım. Ne düşünüyorsun? Ha canına. Bu bir yol. Arabaların üstünde gidebilir. Teşekkürler anne. Denemek için sabırsızlanıyorum. Rın rın rın. Rın. Canım ne tatlı. Şimdi huzur içinde televizyon seyredebilirim. Sessiz olayım, annem duymasın. Ah, başardım. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Saçlarım harika görünüyor. Ay, annem görmeden şu başlıklardan kurtulmalıyım. Saçımı mahvetmelerine izin veremem. İşte gitme vakti. Yavaş ol bakalım. Geç buraya. Böyle giyinmiş ne de gittiğini sanıyorsun? Dışarısı soğuk. Başlık takmalısın. Anne, hiç başlık yok. Yani gitsem iyi olur. Burada daha önce birkaç başlık gördüğüme eminim. Boşver, annenin doğaçlama yapma zamanı. Tek gereken bu makas. Şu sweatshirt'ün kolunu kesiyorum. Ucunu kıvırıp düğüm atıyorum. Hem kolları da çalıştırıyor. İşte sevimli bir başlık. Düzgün dur. Annen şunu başına geçirecek. Ay, ne kadar güzel görünüyorsun. Bahçe cücesi gibi oldum. Teşekküre gerek yok. Hadi git bakalım, güle güle. Bu çok utanç verici. Ve bu da senin için. Kolay görünüyor. Seni şimdiden özledim. Bay bay. Bu kadar çok ev işi olduğunu hiç bilmiyordum. Ama mutfak temizlendi. Sırada ne varmış? Cina'nın ev ödevi çok kolay. Çok güzel oldu. Bunu yaparak para kazanabilirim. Ne diyorsun Cina? Hay canına, muhteşem. Al bakalım. Listedeki bir şey daha eksildi. Teşekkürler babacığım. Bir şey değil canım. Uyku zamanı geldi. Baba
hiç uykum yok. Tatlım benim. Kapat gözlerini. İşte benim kızım. Ama uyuyamıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Sana bir hikaye anlatmamı ister misin? Evet lütfen. Tamam, hazır mısın? O halde başlayayım. Bir zamanlar ismi Gina olan bir prenses varmış. Gina avokadoya bayılırmış. Her gün bir tane yermiş. Vay canına. Bir gün çok kötü bir canavar avokadonun peşine düşmüş. Korktum babacığım. Oo, üzgünüm. Bu sadece saçma bir hikaye, sen merak etme. Bir dinleye ne dersin? Oo, güzel olur. Hadi uyu bakalım küçük kız. Yasla başını. Boş mu gitti? Ve raka geçmeye ne dersin, işte böyle. Harika babacığım. Yeah! Şu soloyu bir dinle. Bu geçirdiğim en iyi uyku zamanı. Ben bir rock yıldızıyım. Rock and roll. Rock and roll. Ne? Olmaz, yatağına girdi. Ama baba. Üzgünüm, baban kendini biraz fazla kaptırdı. Uyuman lazım. Sanırım bu işe yaramadı. Annen ne yapılması gerektiğini bilirdi. Bir dakika, buldum. Oo, benim küçük uyuyan güzelim. Anneciğin burada. Ben bir dahiyim. Of, yetişemiyorum. Çok uzakta. Anne, su içmek istiyorum. Aman tanrım, bebeğim beni çağırıyor, hemen gideyim. Ne oldu? Anneciğim, susadım. Üzülme, su içmene yardım edeceğim. Al canım, benim uslu oğluma bir bardak su. Ne diyorduk? Teşekkür ederim. Bu kitaptan emin değilim. Anne! Galiba yine bana ihtiyacı var. Of, gidip baksam iyi olur. Anne, su lütfen. Tamam, bir saniye. Tamam, al bakalım. Bir bardak su. Yaşasın. Su, su, su. Anne! Amanın, nasıl bağırıyor? Bu işi asla bitiremeyeceğim. Ne oldu tatlım? Biraz daha su. Tamam, bir saniye bekle, hemen geleceğim. Baksana ne aldım. Vay canına. Buyur canım. Bu sana özel küçük bir su sebili. Boyu tam sana göre. Rahatça uzanabilirsin. Aha, bir penguen. Sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Bardağı buraya tutuyorsun ve sonra bu düğmeye basıyorsun. Vay canına, baloncuklara bak. İşte, bu sadece senin suyun. Daha çok su alacağım. Doğru, aferin sana. Bu gibisi yok. Şimdi sıra sütte. Çok leziz kokuyor. Tatlım, kakaon hazır. Sağ ol anne. Tam ihtiyacım olan şey buydu. Kurabiyelerden de al. Çok sıcak, çok sıcak. Ağzım yandı. Olamaz. Çok üzgünüm. Ne yapsam? Sen dur burada. Annem bir çaresine bakacak. Çabuk ol anne. Çok acıyor. Bu buz küpleri işe yarar. Merak etme. Şimdi nasıl? Ah, çok iyi geldi. Bir şükür. Sanırım bu buz kalıbı işe yarayabilir. Ne yapacağımı buldum. Bir sürahi suyun içine toz kakao koy. İyice karıştır. Kakao iyice çözünsün. Karışımı buz kalıbına dök. Sonra donana kadar buzlukta beklet. Biraz kakao ister misin? Ne? Hayır. O hariç her şey olur. Aa, saçmalama bak. Bu bardağa sıcak süt koyuyorum. Sonra da içine bir küp kakao atıyorum. Bak nasıl eriyor.
İyice karıştırıyorum. Şimdi bunu dene. Tam uygun sıcaklıkta, inan. Sen öyle diyorsan. Aha, öyleymiş. Bu harika. Sağ ol anne. Hayır, şimdi bir daha şişirmek zorundayım. Balon yüz. Hayır. Ben balon yüzü öldürdüm. Olamaz, lütfen ağlama. Bunu çözmek için ne yapabileceğimi biliyorum. Balonumu istiyorum. Tamam, patlak balonunu ve başka bir sağlam balonu alıyorum. İşte sağlam olanı patlak balonun içine koyuyorum. İçine biraz da simli yıldız koyuyorum. Şimdi sıra içteki balonu suyla doldurmaya geldi. Ama çok fazla dolsun istemiyorum. Son olarak bir kurdeleyle bağlıyorum. İşte balonu sıkıca bağladım. Böylece su sızdırmaz. Tatlım, bak sana yeni oyuncak yaptım. Hı? Yeni oyuncak mı? Bu ne? Vay canına, sıkınca balon yaptım. Hey, bunun içinde yıldız da var. Çok güzel. Yengeç seni yakalayacak. Selam tatlım. Bakalım. Bayağı hoş değil mi? Ay canına, burada bir sürü... Oh. Oh, bir sürü tehlikeli nokta var. Aa, olmaz. Canım, sen burada dur. Şimdi kıpırdama. Babam burayı daha güvenli yapacak. Bu odayı güvenli hale getirme zamanı. Bütün bu sivri köşeleri kapatmalıyım. Biraz koli bantı bile çok işe yarar. Ah, tamam, şimdi güvenli görünüyor. Bayağı iş yaptım. Pekala tatlım, oynamaya hazır mısın? Ay, oh, 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 yere düştüm. Yaşasın oyun zamanı. Dur, kıpırdama. Ah, ucuz kurtulduk. Biraz daha bant kullanmalıyım. Yere çift taraflı banttan bir şerit yapıştırıyorum. Şimdi kilimi üstüne bastırabilirim. İşte artık yerinde durur. Pekala. Hadi git eğlen. Yaşasın oyun odası. Boyama en sevdiğim şey. Anne, bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ah, tamam canım, al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Aa, ne kadar üretkensin. Pekala, al bakalım. Aa, tüh, kağıt bitmiş. Aa, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü koli bantıyla kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca, versene hadi. Bu atı boyayacağım. La 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 la. Bu da ne? Bak, ben yetenekli bir ressamım. Çok iyi değil mi? Hayır değil. Kalemlerini böyle kullanman gerekiyor. Gerçekten mi? Evet, bir denemek ister misin? Peki, bu kolay görünüyor. Hadi o zaman. Bu çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum? Hayır, tekrar deneyelim. Kalemi böyle parmaklarının arasında tut. Aa, anladım. Güzel, şimdi sıra sende. Bu zor ama. İyi ki onu çok seviyorum. Bu nasıl? Neredeyse oldu ama. Bir daha deneyelim. Elini böyle yap.
Şimdi bu parmakları büküyoruz. İşte bu. Tuhaf geliyor böyle. Baba, ben bundan korktum. Hadi devam et. Pes ediyorum. İşte yaptım babacığım. Bir dakika. Bana şu saç bandı lazım. İhtiyacımız olan şey işte bu. Bandı parmaklarımıza takıyoruz. Sonra bir düğümün içinden kalemi geçiriyoruz. Çok iyi oldu. Hadi şimdi yine dene. Ne çizeyim? Buldum. Sen bakma ama babacığım. İşte bitti. Artık bakabilirsin. Bak, bu biziz. Çok güzel olmuş. İşte benim tatlı kızım.